Gitti kardeşler Arefe. Şu son gün var ya, Ramazan'ın en haksızlık edilen günüdür. En haksızlık edilen günüdür. Hani son diye bakılmaz. Halbuki adam en sonunda tövbe estağfurullah, la teşbih ve la ben. Ya filmin bile en sonunu seyredersin yani. Son saatte çık. En sonunda verilir mesaj. Bir nevi Ramazan'da da öyledir. Ramazan'dan son çıkışın Ramazan'a nasıl girdiğini, nasıl Ramazan geçirdiğini gösterir. Asla vazgeçme. Ne kadar çok kullanılıyor, klişe bir söz bu. Sonuna kadar diren, asla vazgeçme. Yapamadın, asla vazgeçme. Ramazan'ın son gününde ben sana söylüyorum, basit bir reçete. Yap diye değil, haşa, sana dokunulur mu ya? Yani şu dünyamızda, geldiğimiz şu noktada, şu ülkede Allah de ibadet et denebilir mi? Of abi, çok büyük cesaret ister bu. Ben öyle bir topa giren miyim hiç? Sana der miyim öyle bir şey? Ben ortaya tavsiye ediyorum ya. Hani ha, bana sorsan, hani sormazsın ya, hani sordular diye düşünelim. İyice korkuyoruz artık. Çok cesur giyiniyor. Yo. Yani bir insan ahlaklı olduğunda çok cesur. Ahlaktan yoksun olduğunda cesaret istemez ki. Yok, neyse. Bana sorsan, tavsiye etmiyorum, kesinlikle yap demiyorum, ne olur. Aman, ya şu sahur vaktinde kalktın, bir tövbe et. Gusül abdestin olsa bile, eğer hiç yapmadıysan Ramazan'da, hani belki de ben çok temizim diye bir ay yıkanmamış da olabilir. Ona bakmıyoruz. Yani hürmeten bir şöyle bir çeki düzen ver kendine. Bir abdest al. Şöyle bir sabah namazını kılarak, oruçlu olarak mümkünse, sıhhatim müsaitse başlarım. Daha bak hiç Ramazan'ı tutmamışım he. Bugün oruçlu geçireceğim abi. Hakikaten ya. Şöyle günah bilmem ne kafamda onları düşünmem. Allah'ı düşünürüm ya. Kur'an okumayı bilmiyorum. Kulhüvallahu adı ezbere biliyorum. Fatiha'yı biliyorum. Bugün onları okurum. Yatarım. İşime giderim. Neyse. Öğle namazını da kılarım. İkindi namazını da kılarım. Olur akşam. Akşam namazını da kıldığında Ramazan, hadi elveda diyecek. Elveda. Gidiyorum. Nereye gidiyor? O işte de ayın arkasına, karanlık bölgesine. Yok. O güneşin ışığı ayla alakalı. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an'ın indiği Ramazan, Allah'ın kendisine Kur'an indirilme sırrı olan Ramazan, o Kur'an'ı kendisine indiren Allah'a gidiyor. Allah'a gidiyor. Allah'a gidiyor ve arz ediyor. Böyle yaptılar. Son gün şu Fatih denilen adam da, hani canlandırıyorum sana. Son gün bir ağladı, istiğfar etti. Sana ait durum ya Rabbi, ben bilmem. Ama ben şahidim. Yap bunu. Sonra son günü kazandık. Bayram akşamı bari bizi rahat bırak. Olur mu abi? Bu ihtimalin şükrü için bir de Arefe gecesi bayram namazından önce sadece giyeceğim kıyafete bilmem neye falan bakmadım. Bilmem ne internette yazışıp gülüşükler, bilmem neler, kalpler yollamadım. Ya dedim ki 2 saat bir uçuş modunu alayım, belki uçarım. Aldım telefonu uçuş moduna, bir oturdum. Allah dedim, kimse de görmüyor he. Veya böyle beraberce oturan, dua edilen bir hatim cemiyetine eriştim. İstanbul'daysam bir açıkmış, bir Ayasofya'ya gittim. Bir Sultanahmet'e gittim, bir Fatih Camii'ne. Başka yerdeysem Erzurum Ulu Camii'ye gittim. Ne bileyim işte, gittim. Şunu gösterdim. Kimseye bir şey göstermek durumunda değilim. Allah'a dedim ki ya Rabbi, şu gece sen sayısı sence malum binlerce kişiyi cehennemden kurtarıp cennete atıveriyorsun. Sorgusuz sualsiz. Beni de koyuver ya Rabbi dedim. Sonra ihtiyacım var ya, borcum var. Borcum için dua ettim. Hastam için dua ettim. Göçmüşlerim var. Böyle gözünü dikiyorlar. Yine mi okumadı? Ya Rabbi biz bunu ne yapalım ya? Okumuyor adam ya, direniyor. Demediler. Bir Fatiha. Aa! Okudu. Gönderdi.
göçmüşlerini sevindirdin. Bu toprakları sana emanet bırakan şehit şöyle böyle bakıyor. Bu böyle gezecek mi canlı hayvan gibi? Yoksa bizi okuyacak mı diyor. Şehit şüheda göz dikiyor. Vakıf hayrat sahipleri. Hala onların mülkünde yaşıyorsun. Sebil kılmış canlarını. Al Çanakkale'si. Al hepsi. Al işte Kuvayi Milliyesi. En sonu bunlar. En başı da var. Cenab-ı Hüseyin Efendimiz'e, Hamza'ya kadar giden, Hazreti Yasir'e, Sümeyye'ye kadar giden radıyallahu anhüma, bugüne kadar gelen son şehit kertesi ve perdesi. Hepsi ruhlarını böyle dikecek. Bizim kardeşlerimiz yok mu geride? Şehadeti anlayan, şu Ramazan'da bizi de anan, onlara dua ettinse, dualarla gönderdiysen, işte bayram o bayram, bayram o bayram ola. Al varlı Efe'nin söylediği gibi. Bayram o bayram ola diyor ya. İşte sana bayram. Kardeşim, bu günler önemli. Bir hüzün var. Bu hüzün değişmez. Zaman değişse de değişmese de, anı yaşasak da yaşamasak da değişmez. Lütfen gelin. Allah size de bize de inşallah şurada kazandığımız kardeşliği Kur'an'la, Resulullah Efendimiz'in muhabbetiyle, zikirle, tesbihle, namazla, secdeyle, birbirimizi fark etmek, en önemlisi kendimizi fark etmekle alakalı şu kardeşliği, güzelliği Allah devam ettirsin. İnşallah. Rabbim inşallah bu günleri aramaktan, bu nimetleri aramaktan bizleri muhafaza eylesin. Bu böyledir. Nimetin şükrü inşallah o kaybedilmeden yerine getirilmiş olur. Bakın, bendenize sorarsanız bunu yapın. Bu günleri, şu son dakikaları, şu 24 saati şu güzellikle geçirmeye gayret edin. En azından şöyle tut. Çok mantıklı adamsın, hiç papuç bırakmıyorsun, duygusuzsun, duygulara prim vermiyorsun. Zararı var mı? Zararı var mı? Yok. Güzel bir levhayla, güzel bir tabloyla, hani böyle minnette bir tuhaf böyle bir selfie çekme, fotoğraf çekme şeyi var ya, Kabe'de bile öyle. Hepsi böyle. Kabe'de bile adam yanında koşuyor. Hocam hocam bir fotoğraf. Ya Kabe'deyim, nasıl konuşayım diyorum adama ya. Namazda fotoğraf istiyor musun? Hocam namazdasın ama bir bak bana. Şık, çektin mi? Tamam. Yapıyor muyum? Bu neyin kafası? Ama şuradan şunu anla. Allah Teala'nın daimi kaydı devam ediyor. Sadece program çekimi için burada kameramanlar, bir tanesi atlasa öteki taraftan yakalıyor ya. İşte Ramazan'da da bu kayıt devam ediyor. Ne yapacaksın? Bundan sonra nasıl devam edecek? Onunla alakalı belki konuşuruz. Müsaade eder misiniz? Onu da anlatayım. Bakın, ne olur kardeşlerim, namazı bırakmayın. Namazı bıraktığında anla ki namaz seni bıraktı. Muhakkak namazın seni terk ettireceği bir şeyi var. Yani bir şeyi beğenmedi, senden ayrıldı. Yoksa namazı isteyen bir insan namazı bırakamaz. Bendenize sorarsanız namazı bırakmayın. Allah zikrini hiç bırakmayın. La ilahe illallah eftalü zikir söylemiştik. Zikirlerin en faziletlisi la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bunu bırakma.